CHP'den Irak'taki Türkmenlere yardım gitti. CHP heyeti IŞİD'den kaçarak Kerkük'e sığınan Türkmenlere 7 tırlık gıda ve kıyafet yardımı yaptı. CHP'den Irak'taki Türkmenlere yardım hamlesi geldi. CHP heyeti İran Kerkük şehrinde Türkmenlere insani yardımda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve 5 milletvekili uçakla Erbil'e, oradan karayoluyla Kerkük'e geçti. IŞİD'in Tel Afar saldırısından kaçarak Kerkük'teki kampa sığınan Türkmenlere 7 tırlık gıda ve kıyafet yardımında bulundu. Yardımın adresi Türkmen ile İşbirliği Vakfı'na ait Kerkük Şifa Sağlık Merkezi'ydi. Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Şişli ve Bakırköy belediyelerinin hazırladığı yardımlar Türkmeneli İşbirliği Vakfı Irak sorumlusu Talat Zülal'a teslim edildi. O yardım paketlerinin içinde çadır, battaniye, yatak, kuru gıda, konserve ve kışlık giyecek gibi insani yardım malzemeleri var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkmenlerle beraber olduklarını göstermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkmenlerin yalnız olmadığını, onlarla birlikte olduğumuzu, onların bu durumunu paylaştığımızı söylemek için buraya geldik. Ve burada yapacağımız tespitleri, yaşanan dramları hem Türkiye'ye hem dünyaya duyurmak istediğimizi söylemek isterim. Heyet, Kerkük'teki sığınma kampındaki Türkmen aileleri ziyaret etti. Çok zahmet. Vallahi geceler yatmıyor, sağlık çoklarımız. Her gün hastaneye gidiyor. O yoktu bir maaşımız. Ya yani Allah razı olsun, gene bize kasırlamışsınız. Heyet, yardım öncesinde Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi ile de görüştü. Salihi, heyetin Türkmenlerin sahipsiz olmadığı mesajını verdiğini belirtti. Tabii bu gibi ziyaretler kesinlikle bir manada gelir ki burada olan halkın yanındalar. Tek Türkmenler değil, herkesin yanında olduklarını ifade ettirmektedirler. Irak Türkmen Cephesi olarak Türk dünyasının Türk varlığını korumak için herkese ihtiyacımız vardır. Biz bugün Kerkük'te milletvekillerimizi buraya gelmeleri Türkmen milletinin sahipsiz değiller mesajını vermektedir. Şöyle baktığımız zaman aslında bütün bu Orta Doğu'da yaşananlar belki de içinde bulunduğumuz yüzyılın en ciddi nüfus yer değiştirme, çalkalanma olayı.